Benim sevgili öğrencilerim, coğrafya kodlar okuluna hoş geldiniz. Bugün sizle beraber AYT coğrafya 11. sınıf coğrafya derslerinin sonuncusuyla karşınızdayım. Çevre ve toplum ünitesiyle 11. sınıfı bitiriyoruz artık ama tabii ki moralimiz bozulmuyor. Enerjimiz yine yüksek bir şekilde devam edeceğiz. Bu konu çok çok değerli bir konu. Neden? Çünkü bu konu çok basit bir konu. Sadece yorum yaptığımız bir konu. Sadece yorum yapmayı öğreneceğiz mesela de Çok fazla böyle öğrenmen gereken bir şey yok. Ama en az iki tane, üç tane sorunun geldiği bir konu. Sana püf noktaları göstereceğim. Burada nasıl ilerlemen gerektiğini göstereceğim. Belki de şu an AYT'nin en önemli konusunu göreceksin. Biraz böyle diğer derslerden farklı gelecek sana. Çünkü biraz sohbet havasında geçecek ama dikkat edin Anlaştık mı? Bu videonun ve bundan önceki videoların pdf coğrafya notunu coğrafyanınkodları.com sitesinden ücretsiz bir şekilde indirebilirsin. Şu arkadaşın dediğini de dinledikten sonra o zaman ne diyoruz? Yunus hocayla bir defa öğren bir daha asla unutma. Hadi şimdi derse geçelim. <Sessizlik> Şimdi çok çok değerli bir konuyla karşınızdayım. Bu konuda biz ne öğreneceğiz bugün sizinle? Bugün bayağı kapsamlı koca bir üniteyi bitireceğiz. Ama yorumlama şeklinde olacak. Böyle sizi yoracak çok fazla bir bilgi yok. İlk önce çevre kirliliğini öğreneceğiz. Ondan sonra küresel ısınma, asit yağmurları, ozon tabakası, orman tahribi gibi dünyadaki küresel sorunlara bakacağız. Sonra madencilik ve enerjinin ortaya çıkarttığı sorunlara, doğal kaynakların çevreyle etkileşimine ve arazi kullanımına çok kapsamlı konulara bakacağız. Şimdi bu konuları işlerken şöyle biraz size yakın olmak için şöyle bir tasarım yaptım bugün. Neden? Çünkü bugün bir biraz son dersimiz. Bir de bu son dersin dışında bu derste sadece yorum var. Çok fazla bilgi yok. Sadece yorum yapacağız. Şöyle biraz yakın durayım. Beni özleyeceksiniz artık bu son dersten sonra. Bilmiyorum uğrar mısınız artık buralara? Beni özlemeyin diye böyle biraz yakın olalım dedik. Bol bol yorum yapacağız bugün sizinle beraber. Dünyadaki çevre sorunlarını öğreneceğiz sizinle. Bakın, dünyamız çok ciddi anlamda bir çevre kirliliğiyle, sürdürülemeyen bir dünya, doğal kaynak tüketimiyle karşı karşıya. Çevremiz çok ciddi anlamda kirleniyor ve üniversite sınavında da bu konu çok değerli. Çünkü üniversite sınavında çevre kirliliği yani şu anki coğrafyada en değerli şey aslında senin Dünyanı tanıman, çevre kirliliğini bilmen ve bunlarla alakalı bir şeyleri üretebiliyor olman. O yüzden buna çok değer veriliyor ve buradan en az 2-3 tane soru geliyor. Çok da basit oluyor. Şimdi sana püf noktalarını göstereceğim. Sonra en sonunda bir tane de bir tane de çok önemli bir bilgi vereceğim sana. Onu yaptıktan sonra göreceksin ki soruları direkt yakalamayı sağlayacağız. Şimdi gelelim çevre kirliliği ile başlıyoruz. Bakın. ilk önce hava kirliliği. Şu an bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi hava kirliliği değil mi? Sürekli şu an günümüzde biz bile sokağa çıktığımızda şehirlerde bunu yaşamıyor muyuz? Yaşıyoruz. Peki hocam bu hava neden kirleniyor? Bunları yorumlayabilmen lazım senin. Senin bir birey olarak. Bu havayı ne kirletiyor? Neden kirleniyor bizim doğamız? Nerede bunlar? Nerede bu devlet? Nerede bu millet? Kim yapıyor bunu? Bunu yapan kim? Bunu yapan bir fosil yakıt kullanılması. Fosil yakıt kelimesini çok iyi bil. Neden? Her tarafta karşına çıkar. Sadece burada değil birçok derste karşına çıkar. Nedir bu fosil yakıtlar? Kömür, petrol, doğalgaz gibi içinde karbon bulunan ve yandığında dışarıya bu pis dumanları yayan, kirleticileri yayan bu fosil yakıtlar. Demek ki biz fosil yakıtları yaktığımızda dışarıya kirleticiler çıkıyor. Nerede yakıyoruz bu fosil yakıtları? Evlerin ısıtılmasında yakıyoruz. Sanayide kullanıyoruz ve termik santrallerde kullanıyoruz. Bak sanayi faaliyetleri, ısınma faaliyetleri ve termik santraller. Termik santral ne? Termik santral termometre, termostat, term sıcaklık. Sıcaklık gelmiyor mu aklına? Term terlemek. Nasıl oluyor hocam? Bir tane santral kuruluyor. Burada kömür yakılarak elektrik elde ediliyor. Ama o kömürden sonra doğaya ciddi anlamda kirletici pislik duman yayılıyor. Gazlar yayılıyor. İşte bu gazlar bizim dünyamızı mahvediyor gençler. Fosil yakıt dünyadaki kirliliğin en temel problemini oluşturuyor. Buraya kadar anlaştık mı? Bunun dışında başka bir şey var mı? E var tabii ki olmaz mı? Motorlu taşıtlar, araçları kullanıyoruz. Bunların yine kirliliği var ve şurada volkanik patlamalar. Seni işte volkanik patlamalar çeldirir. Neden? Koyar oraya taşıtı, oyu, buyu koyar, bir de volkanik patlama koyar. Ya volkanik patlama neden kirletsin ki hocam? Etrafı dersin. Hayır. Volkanik patlamadan da zehirli gazlar, birçok gaz, kül, duman birçok şey çıkıyor. Volkanik patlamalar da bizim havamızı kirletir. Bu da aklında bulunuyor. O zaman hava kirliliğini bitirdik. En önemli sana sorunun geleceği noktaya gelelim. Burada belki de bu kadar konu içerisinde tek bilgi bu. Nedir? Londra tipi hava kirliliği. Los Angeles tipi hava kirliliği. Soru gelirse eğer bilgi sormak isterlerse bu gelecek karşına. Londra tipi hava kirliliği, Los Angeles tipi. Londra tipi hava kirliliğinde ne oluyor? Burada bizim evlerde yaktıklarımız, bir de sanayide yakılan, bu termik santrallerde yakılan fosil yakıtlardan çıkan o kirleticilerin havayı kirletmesi, sisle karışması ve şehrin üzerine çökmesi. Bakın şurada resimde olduğu gibi. İşte ona Londra tipi diyoruz. Los Angeles tipi hava kirliliği de araçlardan çıkan egzozlardan çıkan o gazların yapmış olduğu yine sisle birleşimi ve çökmesiyle şehri boğmasıyla oluşan hava kirliliği. Yani şu. Los Angeles'ta arabalardan çıkan var. Londra'da sanayilerden, evlerden çıkan o dumanlar var. Los Angeles dediğinde birisi bize bakın Angel melek gibi değil mi? Arabaya söylüyorum ha yanlış anlamayın. Melek gibi bir araba değil mi? Arabanın güzelliğine bakın. Me yani Los Angeles dediğinde birisi size ha angel e melek gibi araba araba gelecek aklına Unutamayacaksın o arabayı eminim. Unutamayacaksın. Ha araba gelecek Ha hocam bu araçlardan çıkan gazlar da oluyor diyeceksin. Londra tipi dediği zaman Londra dram. Şu şehirlerin dramına bakın. Ulan her tarafta kömür yaktınız. Evde kömür yaktınız, kömür sanayide kömür termik santralde kömür bizim canımızı okudunuz. Şu drama bakar mısınız? Mahvettiniz bizi. Şu kirliliğin dibine kadar kirlettiniz bizi. Mahvolduk. Londra, Londra tipi hava kirliliği, Los Angeles tipi hava kirliliği. Şunu geçmeden önce fosil yakıtlarla alakalı şurada bir anekdot daha vereyim size. Isınma kaynaklı nedenler. Bu ısınma kaynaklı nedenlerden kastımız evlerden çıkan o dumanlar. Evde yaktığımız şeylerden, fosil yakıtlardan ortaya çıkanlar. Bakın gençler eskiden birçok şehrimizde biz kömür kullanıyorduk. Kömür kullandığımız zaman şehirler mahvoluyordu. Böyle bir gaz tabakası çöküyordu ve baktığınız zaman her taraf issiz altındaydı, pis duman altındaydı. Ve şu an doğuda birçok şehirde yine bu yaşanıyordur. Ben 2014'te Van'a gittiğimde tayinle Erciş'te biz bunu yaşıyorduk. Akşam yüksek basınçla beraber hava soğuyunca kömürlerin yakılmasıyla beraber oluş. Dumanlar da iyice çöküyordu Şöyle yüksek bir yere çıktığınızda Şehrin üzerindeki o dumanı görüyordunuz Ne yaptı devlet yetkililer Kömür yakımından ziyade doğalgaza geçildi Gençler doğalgaz da bir fosil Kaynaktır yine o da doğaya zarar verir Ama kömür kadar değil bunu unutmayın Kömürden daha temizdir O yüzden şehirlerde şu an doğalgaza geçilen Şehirlerde ki ben tayin aldıktan sonra Van'da da geçilmiş Erciş'te de geçmiş doğalgaza Bu şehirlerde hava kirliliği Azalır ama unutma Doğalgazlı bir fosil yakıttır. O da çevreyi kirletir. Ama kömürden daha az kirletir. Bu da aklında kalsın. Sorularda karşına çıkabilir. Hava kirliliğini öğrendik mi? Önemli olan aslında burada hava kirliliğiydi. Diğeri su kirliliği. Yine biz yaptığımız çok ultra şeylerle, sanayi atıklarıyla, evde kullandığımız şeyleri lavabolara döküyoruz. Ev atıklarıyla, tarım ilaçlamalarıyla. Bütün bunlarla ne yapıyoruz? Suları kirletiyoruz sularımızın kirlenmesine neden oluyoruz. Neler bak sanayi, ev, zirai ilaçlar, yanmış petrol bu çok tehlikeli. Petrol yanmış yağları ve petrolleri yine suyu çok ciddi anlamda kirletiyor. Termik santraller yine termik santrallerden çıkan sular vesaire doğaya salınıyor ve suların kirlenmesine neden oluyor. Bunları yorumlayabilirsin. Sanayiden atıklar suyu kirletir. Yani bunu yorumlayabilirsin. Işık kirliliği. Bu kirlilikler arasında belki de en az böyle etkili olan diyelim. Işık kirliliği yani çok fazla diğerleri kadar tehlikeli değil. Toprak kirliliği çok tehlikeli, hava kirliliği çok tehlikeli. Işık kirliliği geceleri genelde oluyor. Işığın çok fazla olmasından kaynaklanan bir kirlilik. Kuşları çok fazla etkiliyor bu. Ama bizim için hani bunlar arasında en az tehlikeli olabilen bu diyebiliriz. Sana sorularda böyle sorularda sorabilir. Tamam? Işık kirliliğinin etkisi daha az bunlarda. Geldik toprak kirliliğine. Toprak kirliliği biraz tehlikeli. Çünkü tarım beslenmemizi sağlıyor ve topraklar kirlendiği zaman bu pek de iyi bir şey değil. Yine sanayi endüstri atıkları. Tarımda kullanılan ilaçlar çok zehirliyor toprağı. Ve en tehlikelerinden bir tanesi radyasyon çok zehirliyor toprağı. Şimdi radyasyonu öğrenelim. Maden kazaları bunlar zehirliyor toprağı. Nükleer kazalar zehirliyor radyasyon. Şimdi gelelim en önemlisine radyoaktif kirliliğe nükleer santrallerde ve nükleer silah denemeleriyle beraber bu kirlilik ortaya çıkıyor. Nükleer santrallerde biz atomu parçalayıp uranyum ve toryum madenleri unutma. Bunların ham maddesiyle beraber burada atomu parçalanmasıyla bir enerji açığa çıkıyor ve bu enerjiden biz elektrik üretiyoruz bunu kullanıyoruz. Nükleer santraller böyledir. Dikkat etmenizi istiyorum sizden. Nükleer santrallerde biz böyle parçalama yapıyoruz ya. Onlar da böyle dışarıya doğru bir kirletici hava yaymıyoruz biz. Bunu unutmayın, tamam mı? Nükleer santrallerde dışarıya bir kirletici hava çıkmaz. Nükleer santrallerde bir tüplerden bu atom parçalamasıyla tüplerden elektrik üretilir, enerji üretilir ve bu enerjiden üretildikten sonraki uzun süre bu tüplerden yararlanılır. Sonra bu tüpler, bu atık tüpler, yani bunların atıkları gaz olarak değil bu atık tüpler getirilir bir havuza. Soğuk soğutma havuzlarına bırakılır. Bu soğutma havuzlarında soğuk suyla beraber sürekli soğuk tutulur bunlar. Ve o sürekli devir daim yapar soğuk olması için. Çünkü onlar hep sıcaklık yayarlar. Ve siz onu soğutmadığınız zaman patlarlar. Zaten patlamaların nedeni de oralara giden suların soğutmanın devreye girmemesiyle alakalı. Yani aslında nükleer santraller doğaya böyle bir fosil yakıt salınımı, doğaya bir kirletici gibi bir durum çok da fazla oluşturmuyor. Onların atıkları daha çok o soğutma havuzlarında duruyor ama bunlarda çıkacak bir sızıntı, radyasyon dediğimiz radyoaktif kirlenmeye neden oluyor ve bunun geri dönüşü yok. En tehlikelisi bu. Bu kanser ediyor ve hastalığının tedavisi de yok bütün doğayı mahvediyor. Bunu biz yaşadık Çernobil'de yaşadık, Japonya'da yaşadık, Fukushima'da. Evet çok çok tehlikeli. Radyoaktif kirliliğinde ne olduğunu öğrendik mi? Buradaki temel noktayı unutma. Uranyum ve toryum diyeceksin. Ses kirliliği son zamanlarda şehirlerde yaşadığımız kalabalık, sanayileşmenin getirdiği, şehirleşmenin getirdiği, nüfus kalabalığının getirdiği bütün durumlardan bunu net bir şekilde ses kirliliğine hepimiz maruz kalıyoruz. Sokakta giderken kornalardır, evde bulunduğumuzda her taraftan gelen seslerdir derken bunu aslında ciddi anlamda ses kirliliğinde yaşıyoruz. Psikolojik olarak insanı rahatsız ediyor, bunalıma sokuyor, depresyona giren insanlar bile var. Çünkü burada sesin seviyesi çok önemli. Çok yüksek ses seviyeleri insanı depresyona ve psikolojik olarak yıpratıyor. Evet. Besin kirliliğimiz yine evsel atıklar, sanayi atıklarla besinlerde kirleniyor. Şimdi bunları öğrendik. Size şurada bir not yazdım. E, notumuzun son kısmı olarak bu 15. sınıfın son kısmıydı. Bununla alakalı bir not yazdım orada size. E, veda notu diyelim biz buna. Okursunuz onu. Canlı yayında yazmıştım hatta onu. Pomodoro canlı yayınımızda. Yunus Öztürk coğrafya kanalında. Şimdi gelelim asıl sorunun geldiği yere. Yani diğerini zaten yorumlarız. O çok basit hava kirliliği, su kirliliği. Buna neden olan fosil yakıtlar, Radyasyon nedir? Önemli olan onlardı. Şimdi geldik. Küresel çeviri sorunları. Yani bunlar bütün küresel her tarafı etkiliyor. En önemlisi küresel iklim değişimi. Küresel iklim değişimi dediğimiz şey sera etkisiyle beraber oluyor bu. Şöyle baştan sonra sana sera etkisi nedir? Bütün bunları anlatayım. Seramız şu. Bu seramız, bizim seralarımız var değil mi? Seralarımızı düşünün etrafı naylonlarla çevrili güneşten gelen ışınlar. Gençler güneşten gelen, aa sarı kalem hazır burada varmışken sarı kalem kullanayım. Güneşten gelen ışınlar, şimdi güneşten, şöyle tutmayayım şey burası kırılmış. Güneşten gelen ışınlar bize enerji olarak gelir. Bu bir enerjidir, ısıdır, sıcaklık değildir, bunlar farklı. Enerjidir bu. Gelir, Oradaki naylona çarpar, sera, seranın üstündeki naylona çarpıp içeri girer. Enerjidir, hala enerjidir, kırılmaz. Ama bu dalga boyu yere çarpıp kırıldığında farklı bir dalga boyuna geçer. Ve artık o bir enerji değil sıcaklığa dönüşmüştür. Sıcaklığa dönüşen bu artık seranın dışına çıkamaz. İşte seralar böylece ısınır giderek değil mi? Güneş vurur. Dışarı çıkamaz. Vurur dışarı çıkamaz ve seralar ısınır. İşte biz buna sera etkisi denir, deriz. Bu sera etkisini Dünyada görüyoruz biz. Dünyada nasıl görüyoruz? Dünyamız var, atmosferimiz var. O naylon olarak düşün onu ve dünyaya güneş ışınları geliyor, atmosferden geçip yer küreye çarpınca kırılıyor, dalga boyu değişiyor, sıcaklığa dönüşüyor. Ve o artık o sıcaklık uzaya kaçacakken o sıcaklığı tutan, sera etkisine neden olan, o sıcaklığa yapışan, gidemezsin diyen yakasına yapışan sera gazlarımız var lanetli gazlar bunlar. Bu sera gazları karbondioksit, metan gazı. Fosil yakıtları yaktığımızda ortaya çıkan karbondioksit değil mi? Ve ciddi anlamda tehlikeli olan metan gazı. İşte bu iki gaz sıcaklığın dışarı çıkmasını engelliyor. Biz bu gazlara sera gazları diyoruz o yüzden. Daha başka gazlar da var ama en önemli bu ikisi. Ve bu sera gazları neye neden oluyor? sıcaklığın dışarı çıkmasını engelliyorlar, sera etkisine neden oluyorlar ve sıcaklığı içeride hapsedip dünyanın, kürenin giderek ısınmasına neden oluyorlar. Küresel ısınmaya neden oluyorlar. Ve bu küresel ısınma sonucunda da ciddi anlamda iklim değişikliği yaşanıyor. Küresel iklim değişikliği yaşıyoruz. Sen sera etkisinin ne olduğunu anladık mı? En önemlisi buydu zaten. Sera etkisi, sera gazları, Fosil yakıtların yakılmasının sera gazlarına etkisi. Şimdi küresel iklim değişimine etkili olan bütün şuradaki kısımları yorumlayalım serinde. Fosil yakıtları yorumladık aslında. Fosil yakıtları yaktığımızda küresel iklim değişimine neden olan sera gazları yayılıyor. Dünyada küresel iklim değişiminin en önemli nedeni bu, bu fosil yakıtlar. O, ama sadece bunlar mı? Hayır. Ormansızlaşma da var. Bu ne demek? Bak bunları sorabilir sana soruda. Yukarıda verir ondan sonra bu nedir der. Ormansızlaşma da küresel iklim değişimleri neden olur. Ormansızlaşma ne? Ormanların yok edilmesi. Az sonra göreceğiz Endonezya'nın yaptığı gibi. Ormanlar yok edilmeye başladığında e, ormanlar karbondioksit alıyordu, oksijen veriyordu. Karbondioksit alıyor, sera gazını alıp tüketiyor. E orman olmazsa olmaz. Aynı zamanda ormanlar yerde karbon var. Yerde karbon var. Bu karbonu tutuyorlar, hapsediyorlar orada. Ormanlar olmazsa karbon salınımı da artıyor ormansızlaşma da küresel iklim değişiminde etkili mi Evet atıklar çöpler atıklar ne alaka hocam atıklar niye küresel iklim değişimi etkilesin ki o atıkların bulunduğu yerlerde o büyük devasa çöplüklerde orada burada o atıklardan metan gazı ortaya çıkıyor ve metan gazı 30-35 kattı galiba karbondioksitten daha tehlikeli küresel iklim değişimine 30 35 kat daha fazla etki yapıyor. Metan gazı çok daha tehlikeli ve bu atıklardan ortaya çıkıyor. Anız yakmak yine ortaya fosil yakıt olarak düşünün. Pirinç tarımı mı hocam yanlış mı yazdınız? Pirinç tarlasıyla pirinç tarımıyla ne alakası var küresel ısınmanın? Pirinç tarımı yapılan yerler bataklık yerleri değil miydi? E bu bataklık yerlerinde metan gazı salınımı oluyor. Metan gazı sera etkisi yapıyor. Evet diğeri sığır ve koyunlar hocam ya yapmayın Allah aşkına. Yani gözünüzü seveyim sığır koyunların ne alakası var? Öyle mi dersin? Komik mi? Komik miydi? Bence hiç komik değil. Sığırlardan çıkan metan gazları gazlar anladınız siz onu. O gazlar işte o gazlar da küresel iklim değişiminde etkili. Ben demiyorum al adam söylüyor bilgeyi söylüyor bunu. Evet anlaştık mı? Şimdi tamam küresel iklim değişiminin ne olduğunu vesaire bunları öğrendik. Tamam hocam küresel ısındı ve iklim değişti diyelim. Bunun sonucunda neler olur? Bir buzullarımız erimeye başlar. Deniz seviyesinde yükselmeler olur sonradan. Dünyadaki küre ısınıyor ya şimdi küre ısınıyor ısınıyor. E bu sıcaklık dünya küre iyice ısınınca kutuplara doğru gitmeye başlıyor ve kutuplarda buzulların erimesine neden oluyor. Eriyen bu buzullar deniz seviyelerinin yükselmesine neden oluyor ki soru sana buradan geliyor. Deniz seviyeleri yükseldiğinde bundan en fazla etkilenecek ülkeler hangileridir? Sürekli sorulan bir soru. Denemeler de her tarafta çıkar karşına. İlk olarak Hollanda etkileniyor bundan. Neden? Çünkü Hollanda'nın topraklarının birçoğu deniz seviyesinin bile altında. Deniz seviyesi yükselince Hollanda'nın toprakları da sular altında kalıyor. Hollanda, diğeri Bangladeş. Ah Bangladeş, ah. Bangladeş de böyle. Bangladeş de etkileniyor. Şehir olarak verirsek Tokyo'yu diyebiliriz. Tokyo çünkü deniz doldurularak oluşturulmuş bir şehir. Bunun dışında Venedik. Şur şöyle. Venedik. Venedik. Daha şuraya baksana sular altında zaten. Venedik de yine bu şekilde sular altında daha da tehlikeli olacak Venedik için durum deniz seviyesinin yükselmesi hatta birçok ülkede küresel iklim değişiminden dolayı başkentler bile değiştiriliyor gençler. Evet, okyanus sularının asitliliği artacak. Bunun şöyle sonuçları var. Yosunlar için bu güzel bir şey ama diğer canlılar için tehlikeli. Özellikle bakın şurada mercanlar bu hastalıklı bir mercan. Beyazlaşmış bakın şuradaki mercan. Beyazlaşmış. Bu mercanlar için ölümcül demek. İklim şartlarının değişmesi, iklim şartları her zaman değişiyor. En sıcak her sene en sıcak yılı yaşıyoruz ya da en soğuk yılı yaşıyoruz. İklimlerimizin değiştiğini dibimize kadar iliklerimize kadar hissediyoruz. Evet bu üzücü. Meteorolojik afetler, hidrometeorolojik afetler yani bunlar kasırgalar, şiddetli fırtınalar ülkemizde bile artık bunlar görülmeye başlıyor. Haberlerde duyuyoruz. E, biyoçeşitliliği azaltacak bu durum. Birçok canlının yaşam alanı yok olacak. Bu da yine etkili. Artan sıcaklıklar hastalıkları arttıracak. Tarımsal üretim artacak. İşsizlik artacak. Üretim, istihdam azalacak. Bunların yorumlarını oradakileri yaparız. Küresel iklim değişimini anladık mı? Çok temel bir konuydu. Gelelim asıl önemli olan diğer ikinci kısma. Asit yağmurları geçen sene çıktı ha. Ozon tabakasını da çok fazla sorarlar. Şimdi ozon tabakasının seyrelmesi. Ozon tabakası ne? Ozon tabakası stratosferin içinde. Trabzonspor muhteşem takım diyorduk. Trab troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer. Troposfer, stratosfer. Stratosferin içinde ozon tabakası vardı. Ozon spor yapmayı çok seviyordu diyorduk. Trabzonspor, stratosfer. Spor yapmayı çok seviyor ve çok sağlıklı birisi. Bizi zararlı ışınlardan koruyor. Ultraviyole zararlı ışınlardan koruyor bizi. Güneşten gelen bu zararlı ışınlar bu ozon tabakasında seyrelip süzülüp dünyaya ulaşması engelleniyor ve bize zarar veremiyor. Ama ozon tabakası seyrelirse o zararlı ışınlar dünyaya gelip cilt kanserlerine neden olur, gözlerde problemlere neden olur. Çok ciddi sıkıntılar oluşturuyor gençler. İşte ozon tabakasını seyrelten ne hocam? Fosil yakıtlar. Yaktık kömürü. Hayır. Uyarıyorum seni. Fosil yakıtların yanması farklı bir şey. Küresel iklim değişimi farklı bir şey. Ozon tabakasının seyrelmesi farklı bir şey. Ozon tabakasının seyrelmesinin nedeni deodorantlar kullanıyoruz ya gaz deodorantlar ya da bazı böcek ilaçları, spreyler, klimalar bunlardan çıkan bu gazlardan dolayı ozon tabakası seyreliyor. Unutma. Yani ozon tabakasının seyrelmesi ozon tabakası olayı başka bir şey. Küresel iklim değişimi, küresel ısınma başka bir şey. Ozon tabakasını anladık mı? Anladık. Gelelim geçen sene de sorulmuş olan soruya. Asit yağmurları. Gençler, asit yağmurları dediğimiz şey şu. Bakın burada sülfür, azot gazları gibi gazlar. Bunlar sanayi faaliyetlerinin olduğu yerlerde gerçekleşiyor. Sülfür, azot gibi gazlar var. Sülfür gazlar var. Bu gazlar sanayi faaliyetlerinin olduğu yerlerde havaya karışıyorlar. Yağmurla beraber yeryüzüne düşüyorlar. Asit yağmurlarını oluşturuyorlar. Nerede arayacağım ben asit yağmurlarını? Şu şekilde dünya haritasında sanayinin olduğu yerlerde. Avrupa'da, Amerika'nın doğusunda, yine karşı tarafta Çin'de ve Japonya'nın olduğu yerde. Sana biri asit yağmurlarını sorduğu zaman sanayi faaliyetlerin olduğu alanları seçeceksin. Türkiye'de de yine sanayi şehirlerini seçeceksin. Anlaştık mı? Çıkma ihtimali yüksektir. Ben olsam Türkiye haritası üzerinde sorardım bu soruyu bu sene. Peki hocam asit yağmurlarının sonuçları ne oluyor? Bunu sordular geçen sene. Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarının sonuçlarından değildir diye basit bir soruydu ama bilen için asit yağmurun ne olduğunu. Bitkilerin kurumasına neden oluyor? E, asit yağmuru düşün düşün. Topraktaki mineral dengesini bozuyor, değersizleştiriyor toprağı. Suya düşüyor, pH'ını değiştiriyor, sudaki canlılara zarar veriyor. Solunum yolu hastalıklarına neden oluyor. Ve bir de binalara, böyle tarihi eserlere düştüğünde o yapılara zarar veriyor. Anlaştık mı asit yağmurlarında? Mantığını öğrendik mi? Tamam. Geldik çölleşmeye. Yine küresel çaptaki bir problemden bir tanesi. Burada sıcaklıklar ciddi anlamda artıyor. Sıcaklıklar artıyor ama yağış da azalıyor. Ve bunun sonucunda topraklardaki nem iyice buharlaşıp gidiyor. Ve çoraklaşma, çölleşme ortaya çıkıyor. Çölleşmenin nedenleri ne olabilir? Küresel iklim değişimi. Küre ısınıyor. Küresel iklim değişimiyle beraber iyice çölleşmeye başlıyoruz. Bunun dışında bak meraların aşı doğru otlatılması nasıl hocam? Meraları otlatınca çölleşme nasıl oluyor? Merayı düşün. Meranın üzerindeki otları çok fazla otlattık. Toprak açığa çıktı. Topraktaki su buharlaşıp gidiyor sürekli. Onu koruyacak bir mera bırakmadın orada ne olacak? Orası çölleşmeye başlayacak. Anlaşık Bunun dışında nüfus artışı, su kaynaklarının bak yoğun tüketimi, yanlış tarım uygulamaları bunlar bizim çölleşmemize neden oluyor. Çölleşme sonucunda ne olur? canlı çeşitliliği azalır, ekosistemin dengesi bozulur, tarımsal üretim azalır, çölleşti toprak, çoraklaştı artık oradan bir şey üretemezsin. Su kaynakları kurur, hastalıklar artar. Ya bunları yorumlaman gereken şeyler. Yani bunları rahatlıkla yorumlayabilirsin soruda. Yani burada benim hani sana neyi anlatayım? Çölleşme olursa su kaynakları kurur. Bunun neyini yorumlayayım sana? Hani bunu çıkartabilirsin. Geldik orman tahribine. Orman tahribi bizim ciddi tehlikelerimizden bir tanesi. Ormanlar canlıların yaşam alanını oluşturuyor. Ormanlar sel ve taşkınları önlüyor. Ormanlar bu yaşam alanlarının dışında karbondioksit alıp oksijen veriyor. Bütün bunları ormanlar sağlıyor. Eğer siz ormanları yok ederseniz o zaman ne olur? Bunu sorar sana. Ormanların yok edilmesinin çevresel etkileri nelerdir? Ormanları yok edersen canlıların yaşam alanlarını yok ettin mi? Sel ve taşkınlar artar. Ormanlar bunu engelliyor çünkü. İki, üçüncüsü ve en önemlisi erozyonu önlüyor ormanlar. Erozyon ne demek hocam? Lütfen şurayı dikkat edin. Erozyon her yerde, her şıkta, bütün denemede orada her yerde çıkar karşı. Erozyon toprağın süpürülmesi anlamına geliyor. Toprağımız çıplak bir toprak tamam mı? Yağmurlar, rüzgarlar geliyor toprağın en üstündeki ince tabakayı alıp götürüyor ki en verimli olan o en üstteki ince tabakadır. E bunu alıp götürdüğünde o toprak verimsizleşmeye, çoraklaşmaya, hiçbir işe yaramayan bir toprağa dönüşmeye başlıyor. Unutma erozyon yavaş yavaş gerçekleşir. Bir anda gerçekleşmez. Depremler hızlı gerçekleşir. Doğal afetlerden mesela tsunamiler hızlı gerçekleşir ama erozyon daha uzun sürede gerçekleşir. Erozyon bu ormanların varlığı erozyonu önler. Oranın üstü kapalığı nasıl getirecek toprağa götüremez. Ormanların varlığı erozyonu önler. Orman tahribinin de etkilerini de öğrendik mi? Evet hocam öğrendik. Geldik şimdi madenler ve enerji kaynakları kullanımının çevresel etkilerine. Yani biz madenler kullanıyoruz, enerji kaynakları kullanıyoruz. Bunun çevresi çevreye nasıl etkileri oluyor? Şimdi ilk olarak bir termik santraller. Termik santral. Ter ha kömür yakıyorduk, doğal gaz yakıyorduk. Buradan çıkan o pis dumanların çevreye nasıl etkisi olabilir? Ülkemizde birçok yerde termik santral vardır. Kurulmaya çalışılan yerlerde de insanlar bunu hiç istemezler. Doğal ve haklı olarak. Neden? Şu an yaşayan varsa termik santral çevresinde bize bir etkilerini yazsın. Direkt yaşadığı yerden bir yazsın bize. Çok tehlikelidir. Sürekli bir fosil yakıt yakımı vardır. Bakın şöyle. Hava sürekli pistir. İnsanlar orada sürekli hasta olurlar. Solunum yolu hastalıkları olurlar. Çeşitli hastalıklara kapılırlar. Termik santrallerin bulunduğu yerde çevre, çevre tahrip olur. Mahvolur gençler. Ne olur? Termik santrallerin başka etkileri. Asit yağmurları neden olur. Az sonra az önce gördük. Asit yağmurları o termik santrallerden çıkan gazların suyla birleşip yere düşmesiyle oluyordu. Asit yağmurları neden olur. Küresel ısınmaya neden oluyordu. Bunu da öğrendik. Sera etkisinde neden olur. Bak Çakalı görüyor musun? Küresel ısınma dememiş. Sera etkisine neden olur demiş. Senin sera etkisinin ne demek olduğunu biliyorsun artık sen. Çıkan küller bitkilerin büyümesini yavaşlatır. Solunum yolu hastalıklarına neden olur. Termik santrallerin olduğu ilçeler. Allah kolaylık versin oradaki arkadaşlarımıza. Yaşadıklarını bir yazsınlar bakalım aşağıya. E hocam petrol kullanımının, petrol çıkarımının da bir çevresel etkiyi oluşturuyor mu? Petroller daha çok taşınma esnasında yaşanan tanker kazalarında sıkıntı oluşturuyor. Gemilerde özellikle denizlere döküldüğünde çok büyük alanları kaplıyorlar ve buradaki canlılara bakın ne yapıyorlar. Çıkmıyor petrol de ve mahvediyorlar oradaki canlıları. Petrol çünkü sudan daha hafif hemen suyun üzerine çıkıyor ve oradaki canlıların işi bitiyor. Evet, petrol kazaları çevreye çok ciddi sıkıntılar oluşturuyor. Geldik nükleer santrallere nükleer santrallerin çevreye etkilerine. Aslında nükleer santraller diğer termik santraller gibi çevreye çok fazla zarar vermez gençler. Termik santraller hiç durmadan doğaya pis gaz salınımı yapar. Nükleer santrallerden doğaya hiçbir şey çıkmaz. Duman çıkmaz doğaya, öyle pis dumanlar, kirleticiler. Hiçbir şey çıkmaz. Az önce söyledik. Tek bir atığı vardır, o tüpler. O tüpleri de soğutma havuzlarında tuttuğunuz zaman, tutabildiğiniz zaman hiçbir problem yoktur doğa için nükleer santrallerde. Ama bir tutamazsanız onları o soğutma havuzlarında sonucu geri dönülemez bir şey olur. O doğa, o çevre mahvolur ki bunu Çernobil'de birçok yerde gördük, yaşadık. Ama şunu unutma nükleer santraller küresel ısınmaya neden olmaz. Nasıl olsun? Fosil yakıt gibi dışarıya mi bırakıyor. Sana soruda bunu sorar. Nükleer santraller küresel ısınmaya neden olur der. Çok mantıklı gibi geliyor, alakası biliyor. Uzaktan yakından alakası biliyor, tamam mı? Geldik. Hidroelektrik santraller peki hocam çevreye zarar verir mi? Hidroelektrik santraller yenilenebilir enerji, e doğa dostu diyoruz. Bunların çevreye zararı var mı? Bunların da var nasıl var? Bakın, hidroelektrik santrallerin yapıldığı o yerde kazı çalışmaları oluyor, yollar yenileniyor vesaire derken doğaya bir zarar verme var ve orada su biriktiriyorsun ya hidroelektrik santralde. O su biriktirdiğin zaman arka tarafta devasa bir alanda su birikimi oluyor. O birikimin olduğu yerdeki köyler, yerleşim alanları, tarihi eserler hepsi sular altında kalıyor. Ilısu barajı mesela, Hasan Keyfi sular altında bıraktı. Hasan Keyf gibi bir yeri belki de hiçbiriniz görmedi ve bir daha göremeyeceksiniz. Ben otostop yaparken bir kere görmüştüm ve Van'da görev yaparken Güneydoğu Anadolu gezisine çıktığımda yine oradan geçmiş ve yine görebilme şansını bulmuştum. Siz göremediniz mesela. Böyle yerlerin engelliyor. Mesela bizim köyümüzde yine böyle bir baraj yapıldı. Birçok bizim köyümüz çok yüksekte olduğu için etkilemedi ama alt köylerde birçok köy bundan etkilendi. Taşınmak zorunda kaldı. İnsanlar köylerinden uzaklaştı. İklim değişiminde oradaki havanın biraz daha nemlenmesine de neden oluyor bu barajlar. Peki hocam güneş enerjisinin bir sakıncası var mı? Doğaya bir zararı var mı? Güneş enerjisinin direkt bir doğaya zararı yok. Nasıl oluyor? O panellerin kurulduğu yer var ya sadece alan kaplıyor onlar. O onun gibi bir doğaya çevreye zararı var sadece. O kapladığı alan bakımında. Diğer hocam rüzgar enerjisi. Bunun da Doğaya zararı var hocam. O paneller ses çıkartıyor, gürültü çıkartıyor. O gürültüden kaynaklanan bir doğa zararı var. Bir de kuşlar çarpıyor o panellere. Orada bir sıkıntı yaşanıyor. Bunun da doğaya zararı varmış demek ki. Jeotermal enerji. Jeotermal yer. Jeo, jeo, jeo yer, jeo yer, jeo yer. yer, termal, termik, termometre, sıcaklık. Yerden gelen sıcak sulardan elektrik üretiyoruz. Oo gayet güzel hocam. Ama o sıcak sulardan çıkan bazı gazlar var. Bunlar doğaya salınıyor. Onun zararı var. Aynı zamanda oradan gelen sıcak sular derelere falan boşaltılıyor. O derelerde de canlı yaşamına zarar veriliyor. İzlediğim bir iki videoda bu jeotermal tesislerin çevresindeki tarım arazilerde bitkilerin yetişmediği kuruduğuyla alakalı videolarda izledim. Jeotermal enerji de demek ki sıkıntılıymış. Peki hocam madencilik çevreye zarar verir mi? Verir. Bakın. Mesela bizim küre dağlarımızda yaşadığımız olay Kanadalı şirketler küre dağlarını bu hale getirmişti. Bakın madenciliğin çevreye etkisi var. Aynı zamanda şurada gördüğümüz resim burada Macaristan'da altın madeni çıkarılırken siyanür kullanılır. Siyanür çok çok tehlikelidir gençler. Bakın o orada havuzlarda biriktirilir bu siyanür. Ve o havuz patlamış ve Avrupa'da devasa bir çevre kirliliğine neden oldu. Evet. Demek ki böyle sıkıntılar da var. Unutma altın madeninde siyanür kullanılıyor. Aklında bulunsun. Ve geldik doğal kaynak kullanımının sona doğru geliyoruz. Biliyorum böyle sürekli yorum yapıyoruz. Sürekli konuşuyoruz. Biraz böyle şey gibi geliyor sana ama sonda bir ipucu vereceğim sana. Doğal kaynak kullanımının çevresel etkileri diye bir konumuz var. Yani şunu demek istiyor bize. Tamam doğal her ülkenin bir doğal kaynağı var. Peki her ülke bu doğal kaynağı kullanırken çevreye aynı etkide zarar veriyor mu? Ya da bu ülkeden ülkeye değişen bir etki var mı? Var. Burada püf nokta şu sorularda çıkacak karşına. Gelişmiş ülkeler doğal kaynak kullanımı nasıl? Gelişmemiş ülkelerin doğal kaynak kullanımı nasıl? Gelişmiş ülkeler doğal kaynaklarını kullanırken bunu sürdürülebilir biçimde yaparlar. Gelecek nesillere de bırakabilecek şekilde yaparlar. Bunu yani ölümüne kullanmazlar, ölümüne kullanmadıkları gibi kullanırken de doğal çevreyi koruyarak yaparlar bunu. Ama gelişmemiş ülkeler. Onlar doğal kaynakları sınırsızca tüketirler. Açmış gibi tüketirler. Sürdürülebilir olmaz. Gelecekte ne olur düşünmez. Doğayı da umursamazlar bile. Bu da gelişmemiş ülkelerin sürdürüleme, sürdürülemeyen doğal kaynak kullanımına örnek. Şimdi kitabımızda bununla alakalı direkt olarak bazı örnekler vermiş. Bunları bilmemiz lazım bizim. İsveç'i vermiş mesela bu noktada. İsveç, İsveç bakın haritayı görüyor musun? Norveç. İsveç, Finlandiya, kuzeydeki ülkeler. O kuzeydeki ülkelerin bulunduğu yerde tayga ormanları vardı. Ve buradaki İsveç ormancılık yapıyor. Ve bu ormancılığı yaparken ne yapıyor biliyor musunuz? Yani kestik nasıl olsa bir sürü ağaçlarımız var bizim. Kesin satın, kesin satın arkadaş dememiş. Kestiğinin yerine yenisini dikmiş. Birçok yasal korumayla beraber ormanları korumuş ve yenilemiş kestiğinde de hemen yenilemiş, sürdürülebilir bir ormancılık anlayışı getirmiş. Gelişmiş ülkeler bunu yapar işte. Gelişmemiş ülkeler ne yapar? Endonezya gibi gelişmemiş ülkeler. Adaya bakın şimdi Endonezya'da. Orman varlığına bakın. 1950, 1985'te ne hale geliyor? 2010, 2020'de orman falan kalmıyor ortada. Orman falan kalmıyor ortada. İşte Endonezya'da böyle yapıyor. Yani sürdürülebilir doğal çevre kullanımı İsveç. Endonezya'nın ne yaptığını ben de bilmiyorum. Sürekli sürekli kes, sattım. E ne olacak? Doğal çevre tahrip oldu, bitti. Elde ne kaldı 2020 yılında? Hiçbir şey. 2030 yılında bir tane ağaç bile kalmayacak herhalde. İşte doğal çevre kullanımına Endonezya'nın berbat bir örneği. Kazakistan ve Özbekistan çok fazla çıkar karşımıza. Aral Gölü. Amuderya ve Sirderya nehirleri var burada. Aral Gölü'ne geliyor. Ve Kazakistan, Özbekistan bu sınırda burada ciddi anlamda pamuk üretimi, tarımla alakalı, sulamayla alakalı faaliyetler var ve sınırsızca var bu. Ve Amuderya'dan Sirderya'dan çektikleri sular, Aral Gölü'nden çektikleri sular. Akarsuların arala gitmesini bile engelleyip Aral'ın kendini yenilemesini bile engelleyip Aral Gölü'nün bakın kuruyup 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 en son ne hale geldiğini görüyor musunuz? Dünyanın en büyük çevre felaketi. Dünyanın en büyük çevre felaketi resimlerine bak. Görüyor musun? Berbat. Burada şunu bilmeni istiyorum senden. Amuderya ve Sriderya nehirleri Aral Gölü ile alakalı. Bunu kodlamanı istiyorum senden. Yani biri bana Amuderya ve Sriderya dediğinde Aral Gölü aklıma gelmesi lazım. Anlaştık mı? Bunun kodlamasını sende. İsrail örneğini vermiş kitabımız. İsrail ne yapıyor? İsrail çöle, çöle. Güneş panelleri kurmuş. Güneş panellerinden aldığı enerjiyle tuzlu suyu arıtıp çölde tarım yapıyor. Sürdürülebilirliği görüyor musunuz? İşte buna güzel bir örnek. Ülkemizden örnek yok mu? Var. Kanal Edirne projesi. Gençler bakın şu kenardaki kanal belli zaten sınırları belli daha düzgün. Kenardaki de Meriç Nehri. Meriç Nehri bizim Yunanistan, Bulgaristan, Bulgaristan'dan doğup geliyor. Yunanistan'da sınır oluşturuyor. Tamam mı? Bulgaristan'dan bazı dönemlerde baraj kapakları açılıyor. Yağmurların fazla olduğu dönemlerde vesaire. Bizim ülkemizde o bölgeler düz. Bak orada resimde de belli zaten. Düz olduğu için sel felaketiyle karşılaşıyor. Sürekli bir sel. Toprak baskını, su baskını oluyor her tarafta. Böyle olunca bu iş böyle olmayacak deniliyor. Ve Meriç Nehri'nin kenarına ona paralel bir kanal açılıyor bakın. Ve bu kanal sayesinde o taşkınlar engellenmiş oluyor. Doğal çevre için güzel bir proje. Bir diğer projemiz Konya Ovası projesi. Bunu öğrenmiştik. Kop projesini öğrenmiştik. Hatırlayın. Kop projemizde ne vardı? Konya Ovası'nda Göksu'dan getirilen, Nehir'den getirilen sular mavi tünelle beraber Konya Ovası'nın sulanmasını sağlıyordu. Bakın bu da güzel bir örnek Türkiye'den. Kop'u ayrıntılı bir şekilde bir önceki dersimizde işlemiştik zaten. Geldik buraya. Son konu deyip atlama. Çünkü bununla alakalı soruyorlar soruyu. Arazi kullanımının çevresel etkileri. Gençler biz araziyi kullanırken o arazinin su yapısına, jeolojik yapısına, toprak yapısına her şeyine bakıp ona uygun bir kullanım yapmamız lazım. Ama biz bunu yapmıyoruz. İşte sana sorularda sorulacak olan da bu. Arazinin çevresel kullanımına kötü örnek olarak soracak sana bunu. Mesela bataklıkların kurutularak tarım arazisine çevrilmesi. Aa ne kadar güzel hocam bataklığı kurutup tarım arazisi yapıyoruz. Kötü bir örnektir. Arazi kullanımına kötü bir örnektir. Çok kötü bir örnektir gençler. Sonra tarım arazilerine ovalara yerleşim yapılması, tarım arazilerine ulaşım yapılması, tarım arazilerine sanayi kuruluşlarının kurulması çok kötü örnekler bunlar. Birçoğumuz şu an birçoğumuz ovalarda yerleşiyoruz. Ovalarda tarım yapmamız lazım. Yerleşme değil. Bu da kötü bir örnek. Sayış kesimlerinde yapılaşma, binalaşma, turizmin gelişmesi gereken yerlerde yapılaşmalar, binalaşmalar yapıyoruz. Arazi kullanımına berbat bir örnek. Evet. Bu örnekleri çoğaltılabilir. Sana şimdi gelin son bir püf nokta vereyim. Bununla alakalı 2-3 tane soru geliyor ya bu üniteyle alakalı. Yorum sorusu ya bunlar. Ve bu yorum sorularını git OGM materyaldeki bütün bu ünitenin sorularını çöz şimdi. Git oraya ve not al. Geçen sene çıkmış soru birçok çıkmış soru oradaki cümlelerden alınmış sorular. Özellikle analiz ettim. Oradaki cümlelerden alınmış, neredeyse aynısı kullanılmış. Oradaki sorulardan alınmış neredeyse. O soruları çöz. O soruları çözdüğünde, yorum yapma burada yorum yapmayı öğrendik. O soruları şimdi hızlı bir şekilde çözdüğünde hemen pekişecek bu konu. Ve pekiştiğinde göreceksin en az iki tane, üç tane soruyu cebe atacaksın. Sadece, sadece şöyle kısa bir deste ve sadece yorum yaparak hiçbir şeyi ezberleyemeyelim hiçbir şey ezberlemeden. Evet gençler 11. sınıfı bitirdik. Üzgün müyüz? Üzgünüz ama bir o kadar da mutluyuz ve enerjiyiz. Bilemiyorum belki bir daha karşılaşamayız. Kader alır bizi başka yerlere götürür. Ne bileyim olmayacak demeyelim. Her şey olabilir bu hayatta. Seviyorsunuz. bir sonraki derslerde görüşmeden önce şu küçük arkadaşımızın dediğine kulak veriyoruz. Ve ne diyoruz? Yunus Hoca'yla bir defa öğren bir daha asla unutma seviyorsunuz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.